Öğretmenler Günü vesilesiyle Gazi Meclisimizde bulunmaktan dolayı büyük bir bahtiyarlık içerisindeyiz. Bizi burada Gazi Meclisimizde ağırladığınız için tüm öğretmenlerimiz adına Sayın Başkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Sayın Başkanım, Türkiye büyük hedefleri olan bir ülke. Bu aziz meclis bu hedeflerin en büyük şahididir. Bu hedefleri gerçekleştirmek için çocuklarımızı ve gençlerimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, ülkemizi daha müreffeh bir geleceğe taşımak için olağanüstü bir gayret göstermektedir. Ne mutlu bize ki genç bir nüfusa sahip olan ülkemiz aynı zamanda dinamik, yeniliklere ve değişime hızlı adapte olabilen çok değerli bir öğretmen gücüne de sahiptir. Sayın Başkanım, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bilimde, kültürde ve irfanda, sanatta ve sporda ilerleme göstermek hedefiyle yolumuza devam etmekteyiz. İşte bu hedef doğrultusunda yetiştirmek istediğimiz çocuklarımızı yüzeysel bir eğitim anlayışı yerine medeniyet çizgimize uygun bir yaklaşımla çok yönlü düşünebilen, milli ve manevi değerlerinin yanında evrensel insani değerleri de özümsemiş bireyler olarak geleceğe hazırlamak en önemli gayelerimiz arasında yer almaktadır. Bu gaye doğrultusunda öğretmenlerimiz de ülkemizin her bir köşesinde büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Bizler de tüm imkanlarımız doğrultusunda daima öğretmenlerimizin yanında olduk. Onların hem mesleki gelişimleri hem de çalışma koşullarını iyileştirmek adına büyük adımlar attık ve yeni adımlar atmaya da devam ediyoruz. Sayın Başkanım, malumlar olduğu üzere Sayın Cumhurbaşkanımız dün akşam Öğretmenler Günü müjdesi olarak hazırlıkları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yakın bir zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağı müjdesini verdi. Bu düzenleme sayesinde Türkiye tarihinde ilk kez öğretmenler kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşmuş olacaklardır. Öğretmenlik Meslek Kanunu sayesinde öğretmenlik artık bir kariyer mesleği olarak tanımlanabilecek, adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve baş öğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumlulukları gelişim temelli bir sistem içerisinde netleşebilecektir. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değerlendirilme sürecinde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı hem de bir eğitimci olarak desteğinize olan inancımız tamdır. Bu süreçte destek ve katkılarınız için şimdiden 81 ildeki 1.2 milyon öğretmenimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Sayın Başkanım, bu duygu ve düşüncelerle aziz meclisimizde bu anlamlı günde bizleri ağırladığınız için eğitim camiamız adına tekrar teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.